Sanırsam deli diyorlar bana, desinler değişemem. Seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Sevdim seni, desinler değişemem. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Sevdim seni, desinler. Güzel. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem, desinler değişemem. Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz sen küçük bir an için ömür bile daha iyi olmuş olması lazım. İyi yazdım bak. Evet, Durucan Gamers iyi yazdım. Şu an daha iyi olması lazım. Şu an düzelmiş oldum. Müzik sesi çok fazla. Zaten şu an şeyi düzelttim. Müzik sesini kapatalım. Müzikte çok şey yok. Zaten sesimi de şu an düzelttim. İyi söylediniz. Çünkü hatalı başka bir mikrofonu kullanıyormuşuz. Şu anda sıkıntı olmaması lazım. Yani şu anda sorun yok. Düzeldi. Tek sıkıntım işte hala bu şeyler biraz benim canımı sıkıyor. Hala bu siz söyleyin. Ses kaymaları falan filan var. Yavaş yavaş halledeceğiz. Hepsinin zamanı gelecek yavaş yavaş. Şimdi nerede? Online draft'a giriyoruz yavaş yavaş. Aynen diyor. Düzeldi değil mi? Tamamdır. Giriş bedeli 15 bin lira diyor. 15 bin liramızı veriyoruz ve online draft'ımıza giriyoruz. Hadi bakalım güzel bir taktik. 4-3 hata severim. 4-3-1-2. Aslında çift forvetli yani şunun 3 defansın bir tık geriye olanı vardı. 4-2-2 olmaz. 3 defansı çok ileride. Bu olmaz.
4-2-3-1 benim taktiğim zaten 3 forvetle 4-3-1-2. Aslında en mantıklı şu anda bu gözüküyor. Çünkü çift forvet oynamak istiyorum ben. Çift forvetle daha iyi oynadığımı düşünüyorum çift forvetle. Ama 4-3-3 atakta da ikisinden bir tanesini seçeceğim. Alttan çalsın. Tamam, alttan çalsın, öyle yapalım. İkisinden bir tanesini seçeceğim arkadaşlar. Varsa eğer şey söyleyeceğiniz bir tane söyle istediğiniz yere önerebileceğiniz bir tane varsa önerebilirsiniz. Bu arada şey, müziğin sesini biraz kısıyorum. Müziğin sesi rahatsız ederse ya da müziği kendi otomatik geçiyor YouTube'da. Hani değiştirmesi gerekiyorsa müziği lütfen bana söyleyin, değiştirelim. Geliyor yok mu bugün diyor. Ha hikaye yap. Neylesi ya. Devil's Worth Yasin'cim hoş geldin. Yavaş yavaş geliyoruz. 4-3-1-2 abi diyor. 4-3-1-2 tamamdır. Kim yazmış onu? F2-T8 yazmış. Bilal'cim hoş geldin. Tamam, o zaman bu taktikle beraber başlıyoruz. Ses rahatsız etmiyorsa, sıkıntı yoksa yazın arkadaşlar. Abi sesini bayağı bir başkasını sevemem. Şu anda hala o şekilde ya. Buradan bayağı kısmış olmalı. Bayağı kısmış ya. Allah Allah. Ha, şuradan da kısmam gerekiyor sanırım. Aynen. Şu an düzeldi. Tamam tamam. Tamam tamam, hallettim. Evet arkadaşlar, şimdi yavaş yavaş başlıyoruz. Campbell stoper. Sonuçta efsane kart. Yani legend kart. Her kişiyle uyuyor. Baktığınız zaman takım kimyası. Bir yandan da Messi. Messi de olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ama efsane kart değil. Yani ona göre bir sistemi var. Defanstaki Campbell'ı mı alalım? Ben defanstaki Campbell'dan yöne kullanacağım hakkımı. Abi yayınlar çok geç oluyor. Messi Totti gelecek diyor. Yayınlar çok geç değil ya. Vallahi Campbell'ı aldım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü yani herkese kimyası olmasından dolayı. Herkese kimyası var. Şimdi mesela burada bakın, hangi stoper benim için iyiyse onu alabilirim. Çünkü neden? Zaten Campbell var. Ama ben Campbell'ın yerine Aspilicueta'yı alacağım. Neden diyecek soracak olursanız, hem İngiltere Ligi'nden bir stoper hem de aynı zamanda yani nasıl diyeyim, daha kısa, daha çevik bir stoper. Yani Campbell daha güçlü, daha şey bir stoper. Biz Aspilicueta'yı mı alalım yoksa Thiago Silva mı ya? Şimdi Thiago Silva'da baktığın zaman hem Brezilyalı hem Fransa Ligi'nden, ama Brezilya mı? Bu İspanyol ve İngiltere Ligi. Bakalım ne yazmış. Yusuf'cum selamlar. Aspilicueta yazmışlar. Tamam, Aspilicueta alalım. Ben de öyle düşünmüştüm. Aspilicueta alacağım. İki defansımızı hallettik. Şimdi sol bekimize gelelim bakalım. Sol bekimizde kim var? Oo, Alexandro. Aspilicueta'yı değil de şey alsaymışım, Thiago Silva'yı alsaymışım Brezilyalı. Ama tabii ki o zaman da bu gelecek miydi? Öyle bir şey var tabii ki. Fervonghen alacağız mecburen. Çünkü hem güzel bir kart, 88'lik bir kart. Hem defansı 89 fiziği falan tabi. Hem de İngiltere Ligi'nden olduğu için mecbur. Laporte de olabilir ama Laporte'nin defansı 89, bunun da 89. Bir dakika. Fizik 82-81. Hızı 70 Laporte'nin. Laporte'nin daha hızlı gözüküyor şu anda. Laporte daha hızlı gözüküyor. Hızı 70. Bunun çünkü şey, Dribbling'i 67. Bunun Dribbling'i daha iyi. Hangisini alalım yazmış. Fervonghen yazmışlar. Laporte, Koulibaly. Valla ikisi arasında git geldiğim. Abi sol bekte hız önemsiz. Bence o önemli, önemlisi olur mu? Çünkü çünkü neyse, bunu alalım ya. Çünkü neden diyeceksiniz? Neden önemli? Arkadaşlar atağa çıkan bir pozisyonda geriye dönüşlerde falan çok önemli ya. Bunu aldım neyse. Evet, sağda tabii ki Mario Isla'yı alıyoruz ve takımımıza devam ediyoruz. Şaka yaptım. İspanya ve İspanya Ligi, Fransa ve Fransa Ligi, Fenerbahçe. Burada yapacağımız en fazla hızlıyı almamız lazım. Fransa, Fransız zaten en çok Fransızlarla kim olur, bunu alalım. Beni biliyorsunuz, kaleciler her zaman en son oluyorum. Hızdan daha iyi bence kimya. Evet. İnanılmaz kartlar geldi. İnanılmaz kartlar geldi. 99 mu? Oha, 99'luk Modric geldi. Burada düşünmeye gerek yok herhalde. 99'luk Modric alacağız. Oha lan, 99'luk kart geldi. Nasıl yapacağız, nasıl yapacağız? Yani şöyle yapacağız mecbur. Bu da böyle olmuyor. Böyle yapacağız mecbur. O zaman Modric'i bu tarafa alacağız. Ha, değiştiremezsin diyor. Tamam, sonra yaparız. Mecbur almak zorundaydı. Modric beyler, 99 yani. 99'luk Modric, kusura bakmayın. Takım kimyası. İspanyol var bir tane. İspanyol. İspanyol'u alalım. Tamamdır. Hızlı hızlı orta sahamızda geçelim şimdi. Güzel bir orta saha. João Moutinho bence hem İngiltere Ligi'nde Kondopia
hem Fransız ve İspanya Ligi. Yani hem Modric de kimya yapar, hem defansta Fransız var mı? Var. Şu tarafta bak, sol bek, sağ bek de var. Modric'i de ortaya koyarız. İkisiyle beraber kimya yaptırabiliriz. Ben bir de Kondopya'nın oyunu da çok beğeniyorum. Yani Kondopya gerçekten çok sağlam. 83 defansı var. Eyüp Oğlu 7 hoş geldin. Teşekkür ederim. Konyalı Burak hoş geldin sana da. Teşekkürler. Modric'i almayan ne bileyim. Şimdi ben Kondopya diyorum arkadaşlar. Kondopya'yı alacağım burada. Orta sahamız birazcık şey olsun. Evet. Messi istediğim bir yer. Messi. Uf uf uf, Maradona geldi ya. Allah'ım şu oyunda arkadaşlar, bana bunun şeyi gelmişti. Siz söyleyin. Bana bunun kiralığı gelmişti. Şu Maradona ile oynadığım gibi kimseyle oynayamıyorum. Mükemmel bir oyuncu geldi. Ya bugün gerçekten akıyor maşallah. Forvetimize geldik. Şimdi forvetimiz. Şimdi forvetimizin takım kimyası orta sahayla var mı? Var. Orta sahamızdaki Modric ve Kondopya İspanya Ligi mi? İspanya Ligi. O zaman benim daha çok İspanya Ligi'nden bir oyuncu almam lazım diyorum. Muriel. Muriel. Werner Wardy. Wardy 92 hızı var. İngiltere Ligi ama işte İspanya Ligi değil. Nasıl yapacağız? Ne yazmışlar? Tabii ki Wardy. Wardy, Wardy. Herkes Wardy yazmış. Tamam tamam, hadi sizi kırmayayım. Çıldırdılar. Chat çıldırdı Wardy diye. Tamam. Wardy alıyoruz o zaman. Şimdi siz buraya bana yazın kim alacağımızı. Ben bir şeye bakmam lazım bir iki dakika arkadaşlar. Bu arada seste falan sorun yok değil mi? Yani düzeldi değil mi ses? Eskisi gibi, az önceki gibi rahatsız olduğunuz gibi değil mi? Sorun yok yani. Tamam, Lukaku yazmışlar. Lukaku. Lukaku baba. Şimdi ama şöyle bir şey var. Tamam, Lukaku baba. Güzel söylüyorsunuz. Lukaku baba. Aynen. Ama şunu unutmayın. Lukaku çok ağır. Yani dribbling 77. Baktığın zaman. Higuain'in dribbling nasıl 85 ya? Dribbling 77 arkadaşlar. Ben dribblingi çok düşük oynayamam. Ben burada Higuain'i tercih edeceğim ya. Higuain'i tercih edeceğim. Ben Lukaku'dan daha çok Higuain'i tercih edeceğim. İki tane forvetimiz ve Maradona ile kimyası uyuyor. Şimdi bize orta sahaya artık bir şekilde şey yapma. Kalecileri biliyorsunuz en son alıyorum. Bunda kaleci çıkabilir. Bunu anlayacağız. Ondan sonra şimdi bakalım. Sol bekte bir Fransız oyuncu geldi. Stoper'de Van Dijk geldi. Hemen onu Van Dijk'e alırsak stopere, yani 95'lik oyuncu geldi. Campbell'ı o zaman ön libero mu koysak, ne yapsak? Abi dur ya. Kafa çok gitti, dur. Sol bek, bunu boş ver. Sol bek Fransız. Fransız İngiltere Ligi. Sol bekim zaten var İngiltere Ligi. Fransız. He. Bir dakika. Sol bekimi alırsam bunu buraya koyarım. Kondopya'yı bu tarafa alırım. O da Fransız. Yok. Abi ben burada Van Dijk diyorum ya. Ne olursa olsun. Bunu mu alayım acaba? Van Dijk, Van Dijk. Evet aynen. Olmadı. Artık şey yaparım ya. Bunu bu tarafa alırım. Bir şeyler yaparım. Evet. Güzel oyuncular gelmeye devam ediyor. Şimdi artık Pogba diyoruz. İngiltere Ligi'nden yavaş yavaş bir Çem'e doğru gitmeye başlıyoruz. Mecburen burada Pogba'yı alacağız arkadaşlar. Artık birazcık Çem'e oynamamız lazım. Pogba'yı şuraya ya da buraya. Buraya koyalım. Fransız, bu da Fransız. Pogba'yı ama bu tarafları bir yere koymamız lazım ki şuradan Çem yapsın yani. Şu tarafa Modric'i buradan çıkartacağız bir türlü. Modric'i de yedeklere koyacağız. Oradan sonra ilerleteceğiz. Aa, Modric'i de koy. Aynen yapacağım, yapacağım. Uf, 90'lık bir oyuncu çıktı Alman liginden ve Alman bir oyuncu. Hiç kimseye takım kimyası yok ama bakın burada değişik bir şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorum şu anda başka bir oyuncu söyleyeceksiniz ama Havertz midir nedir, ben bu Havertz'i alacağım. Çünkü neden? Bu oyuncu yorulan defansa karşı, selamlar iyi yayınlar. Tunacım hoş geldin, teşekkür ederim. Havertz yorulan defansa karşı bence ilerleyen dakikalarda oyuna girebilecek bir oyuncu. O yüzden onu alıyorum. Sterling geldi. Sol kanat olarak geldi ama. Zaha geldi. Rashford geldi. Rashford mı Sterling mi? 96 dribbling Sterling alıyoruz sol kanada. Bu da tamam. Hadi bakalım ilerlemeye devam ediyoruz. Aynen, ikinci yarı sokarız. Sancho diye bir oyuncu geldi arkadaşlar. 95 hızı var. 94 driblingi var. İngiltere'li Dortmund'da oynuyor ama. Baktığın zaman bir dakika dur. Sol ortası Santi Cazor. Yok abi ben Borussia Dortmund. Bu İngiltere, bak İngiltere Ligi. Forvetim zaten var. İspanya Ligi. Yok Asamoah sol bek. Yok abi ben Sancho mudur? Sancho mudur? Pancho mu? Bunu alacağım. Gelelim. Bir diğer Mahrez. Hemen İngiltere Ligi'nden olduğu için Mahrez'i hemen kapıyoruz. Tamamdır. Devam edelim bakalım. Mendy. Mendy. Şu anda gerek yok çünkü niye zaten ama bir dakika. Bir dakika. Gerçi yok, orasının takım kimyası oluyor. Yok, Mendy değil. Rodrigo değil. Ama baktığın zaman Salah tabii ki abi. Yani Muhammed Salah baba var yani. Mbappe mi Salah mı?
Mısırlı. Şimdi Mbappe Fransız. Mbappe Fransız olduğu için Kondopya ile de uyuyor. Ama Salah sağ açığa koysak, sağ kanat diye bir oyuncum yok yani burada. Salah diyor. Salah abi Gömer onu değiştirsin diyor. Mbappe tabii ki best skills diyor. Mbappe. Biraz beklesen bize geç geliyor. Biraz beklesen tamam biraz bekliyorum. Vallahi Salah mı Mbappe mi ikisinin arasında kaldım. Dribbling hangisinin daha fazla? 89-86. Yani bu İngiltere Ligi'nden bir oyuncu. Mbappe Fransa Ligi'nden bir oyuncu. Mbappe'yi aldığım zaman Pogba'yı bu tarafa koyarsam takım kimyası oluyor. Forvet'e koyduğum zaman. Ama forvetimle olmuyor. Ha, ikinci yarıda al derseniz bilmiyorum Salah. Salah ya ben Salah'tan yana kullanacağım ya tercihimi. Salah diyorum ben. Tamam devam edelim. Valensiyalı bir oyuncu. Bu Alman 3. liginden bir oyuncu değil mi ya? Bu hangi takım bir dakika? Onsabürge Alman 3. ligi. 1860 Münih kariyerinden tanıyorum ben bu oyunu. Şey oyuncuyu. Burada bakıyoruz 75-79. Hadi tanıdığım o 94 hız var. Tanıdığım olduğu için kaleci almayayım ki kaleci çıksın. Pardon kaleci almayacağım abi. Kaleci almayacağım. Abi eski evin. Yanlış anlamayın herkesin fikir verilmesi için. Ne demiş Konyalı Burak? He yanlış anlamayın. Yok kardeşim yok yok. Osna Köprüsü. Yusuf Evedan dersin fena. Şimdi kaleci almadım. Bekliyorum kaleci için. Ve Allah'ım Luis Figo. Allah'ım kartların güzelliğine bak. Yani şimdi ben burada ne yapacağım abi? Ya yani şu anda bak Suarez desen Higuain tarzında bir oyuncu. Ama Suarez alırsan bu tarafta Modric'le yapabilirsin bu tarafta. Ama sol bekte İspanyol oyuncu. Bu tarafta yapalım Suarez'i bu tarafta. Bak Suarez'i bu tarafta yapalım tamam mı? Bir dakika dur. Suarez'i aldık diyelim. Forvet'in bu tarafına koyduğumuzu düşünüyorum Suarez'i. Şimdi Forvet'in bu tarafına koyduk Suarez'i bu tarafa. Suarez'in arkasında Modric'i koydum. Suarez'in arkasında Modric'i koydum. O da tamam. İngiltere Ligi'nden, yani İspanya Ligi'nden bir sağ bekim yok. Fransız. Orada bir Fransız sağ bekim olsaydı Suarez'i alırdık forvete. Abi oyunun en kötü ikonu Figo. Figo'yu alandan iyi. Figo'yu al forvete koy abi diyor. 93 koşuyor Figo'ma. Abi eski evin. Figo net. Abi Figo çöp. 1900 rating çeker mi? Valla 89'luk Alexandre'yi sol beke koysam Brezilyalı olduğu için hiçbir işe yaramıyor. Sağ kanada Mbappe alsam Fransız sağ kanat olarak o da olmuyor. Fekir'i alsam olmuyor. Luis Figo'yu alsak 93'lük. Ben Luis Figo'dan yana kullanacağım ya. Galiba büyük ihtimal şeyimi. Ya da Suarez'den yana mı kullanacağım? Çünkü Modric oynatmak istiyorum arkadaşlar. 99'luk Modric kartım var elimde. Ya ben Suarez alacağım arkadaşlar. Ben Suarez istiyorum. Mbappe'yi yedekten alsın. Yedekten alacak iki tane çok iyi adam koydum yedekten alacak. Çok iyi iki tane adamım var. Şimdi sağ orta saha, sağ kanat, cam, Arsenal'den bir orta saha. Yani buradaki oyuncuları siz söyleyin. Burası çok önemli değil. Maç içinde Sandro'yu sağ bek al abi. Sağ bekin yok. Sandro'yu. Sandro hangisi? Sandro. Sandro hangisi ya? Salah, Mahrez, Sancho var bir tane. Onu diyorsan eğer. Sancho da İngiltereli oluyor falan filan. Miki bence alma diyor. Hames diyor. Hames al diyor. Evi sana hiç festival aktı geldi mi? Bilmiyorum. Ne yazıyorsun anlamıyorum ama. İyi bir şey mi yazıyorsun? Jorginho yazmışlar. Chelsea'li. Tabi orta saha. Tamam Chelsea'li. Evet şimdi kalecilere geçeceğiz. Ama öncelikle ben şu takımı biraz yapayım. Ben şuraya Suarez koymak istiyorum. Tamam mı? Daha sonra buraya Modric koymak istiyorum. Bu Fransız olduğu için hem Pogba'yla hem burayla ikisiyle bile kimyası oluyor. Ama forvetlerin ikisinin birle kimyası yok. Tamam sorun yok onu halledeceğiz. Peki bunu böyle yaparsam ne oluyor? Bunun hepsiyle kimyası oluyor. Bunun hiçbiriyle olmuyor. Böyle yapmam lazım. Yazın arkadaşlar. Festival kartı geldi mi sana onu diyorum abi. Yok abicim yok. Yusuf niye Ermeni diye almıyor? Ne Yusuf'u ne Ermenisi? Abi ne Ermenisi? Fikir verin boş verin arkadaşlar ya. Ya yok Ermeniymiş yok bilmem neymiş. Bırakın bunları fikir verin arkadaşlar. Ne Ermenisi ne bilmem nesi. Santrafor. Mahrez. O zaman sadece İngiltere Ligi yapacağız. Diğer oyuncuları sonradan koyacağız abi. Çünkü 100 çemi istiyorsak. Madem 100 çemi istiyoruz. Nerede bizim Higuain? Gel koçum sen.
Madem Hüseyin'i istiyoruz. Modric sen çık oğlum oradan. Orta sahaya kimi koyabilirim? Salah olur mu? Bu çocuk olabilir aslında. Chelsea'de oynuyor. Tamamdır. Sağ bekim yok. Sağ bekim yok. Nasıl yapacağız? Böyle yaptığımız anda olmuyor. Bu bununla uyuyor, bununla uymuyor. Nasıl yapacağız? Bu orta buraya. Ya bu çocuğu buraya koyalım. Chelsea'dekine. Tamam mı? Şuraya da Salah'ı falan koyalım. Şimdi bize bir kaleci lazım. Bize bir kaleci lazım dedik. Biliyorsunuz bu oyunun bize harika kaleciler veriyor. Mignot şu anda baktığın zaman bize olan kaleci bu oluyor. Yani baktığın zaman bu oluyor ama daha iyisi var mı? 85'lik bir kaleci var. Monaco'da oynuyor galiba. Hiç kimseyle uyumu yok. Yani sadece Campbell'la uyumu var. Mignolet'i alıyoruz mecburen. İki tane daha oyuncu şansım var şimdi. Arkadaşlar siz yardım ederseniz tamam Van Dijk'i koyacağım ya oraya ama yardım edin. Bir şey daha. Aha! Aha! Donnarumma İtalya ve İtalyan. Polonyalı ve İtalya Ligi. İspanyol ve Real Madrid. 92'li kaleci Sommer var. O zaman bu kaleciyi de koyacağız. Bunu da maç başladığı zaman değiştireceğiz. Çünkü 92'lik en iyi kaleci bu. Refleksleri 91. Mecburen böyle yapacağız. Ve son artık. Aspilicueta sağ bek. Stoper yap abi. Son olarak stopere bakalım. Sağ bek geldi mi? Sağ kanat beki şeyden geldi. İtalya. Sağ bek geldi. İspanyol geldi. 81'lik bir İspanyol. İspanyol. Nasıl yapabiliriz? Sağ beki İspanyol alırsak bu tarafı İspanyol. Ay, bu İspanyol değil mi? Aspilicueta'yı bu tarafa alsam o da İspanyol. Ama orta sahadaki oyuncu İspanyol değil. Orta sahadaki. Nasıl yapsam? Koulibaly alsam. Marcos Alonso'yu koysak. Bak bu İspanyol. Buraya koysam onu. Marcos Alonso'yu. Sağ beke koysam. Orta sahada zaten gerek yok. Yok ya. Bir şey yapmaya gerek yok galiba değil mi? Aspeke sağ bek. Alonso alt. Yorumlara bakıyorum şu anda. O zaman neden kaleci yaptılar? Sommer'in boyu kısa değil. Yorumlara bakıyorum şu anda. Sizden gelen yorumlara. Ona göre... Ya koyacağım onu. Hangi oyuncu alacağım bize bir bakalım. O kolay. Onu alacağız da Alonso'yu alabiliyorlar. Alonso'yu bir ama işimize yaramayacak Alonso. Yani baktığınız zaman. Abi alakası ama meraktan soruyorum. Almanya'da seçim arabaları var mı? Hayır kardeşim yok öyle bir şey. Ben İspanyol olduğu için ve aynı zamanda aynen doğru. Hem İspanyol hem şey. Evet kalecimi şu anda koyacağım. 98 şeyi var. Çemimiz var. Çünkü şundan dolayı, bu çocuktan dolayı 98 çemimiz var. Oraya artık bir şey yapmamız lazım. Kimi koyarsam, bir dakika şunu çıkart bakayım buradan. Kimi koyarsam oraya 100 yapıyor. Kimseyi. Kimi koyarsam koyayım 100 yapmıyor. Böyle yaparsam eksi 3 oluyor. Niye? Bununla bu şey olmadığı için. Nasıl yapacağız? Fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sterling'i şuraya koysam. Artı 1 diyor. Aynen Sterling'i buraya koysam. Şimdi Sterling İngiliz. Aa, İngiliz bir tane sağ şey vardı, oyuncu vardı. İngiliz bir oyuncu vardı, İngiliz. Nerede o? Şu. Tamam bu da İngiliz ha, sağ kanat olduğu için. Bu da sağ kanat olduğu için ama İngiliz sonuçta. Aspilicueta peki. Ha şunu şey yapacaktık dur. Şöyle yapalım. Tamam. Aspilicueta'yı da sağ beke mi diyorsunuz? Bu şekil mi diyorsunuz? Bu şekilde diyorsunuz. Şunu şöyle yaparsam bir şey ifade ediyor mu? Siz böyle istiyorsunuz. Tamam böyle güzel aslında. Biz de onu sol bek Alonso, sağ bek Aspilicueta. Sol bek Alonso. Bakalım. 88'lik adamım var. Niye Alonso'yu koyuyoruz sol bek'e? Bir bildiğiniz mi var bakayım? Artı 1 diyor. Aynen ama nasıl yaptınız bunu? Yani neye göre oldu bu? İspanyol. İkisiyle de bir alakası yok. Chelsea'li. Bu da Tottenham'lı. Neden öyle oldu ki? Bu da İspanyol değil, bu da İspanyol değil. Neden böyle artı bir oldu arkadaşlar bununca? Ha, diğeri sol kanat bekiymiş çünkü. Bu sol bekmiş, diğeri sol kanat bekiymiş ondan dolayı. Vardy ile günün yerini değiştir abi diyor. Bakalım. Bir şey ifade ediyor mu? Yok, ifade etmiyor aslında bir şey. Chelsea. Ha, şeyden dolayı dedin. Sterling'le aynı takımda diye. Aynen, güzel söyledin. Başka bir şey yapabilir miyiz? Kale çöp kaldı. Aynen, kaleye şey, maç başladığından kaleciyi değiştireceğiz. Abi salak çok... Varsa eğer... şey kafanızda bir şey yapalım. Mesela bunun yerine bir bakalım. Var mı herhangi bir oyuncu? Yok. Size bakıyorum. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Eğer varsa bir şey yapacağım. Yedeklere bak abi. Bakıyorum yedeklere. Şöyle siz de bakın benimle beraber. Brezilyalı.
99'luk Modric'i bir kere şu tarafa koyalım. Biz önce bir şunları bir ayarlayalım. 99'luk Modric, daha sonra 90'lık, 92'lik Suarez. Gel bakalım 92'lik Suarez. Daha sonra 90'lık iki tane 92'lik kaleci var. Zomer diye. Zoma. Zoma diye bir kaleci var iki tane. 90 bir dakika. Tamam. Tamam. Ve 88'lik bu var şu anda baktığım zaman. Yani şu anda en iyi kadro bu şekilde gözüküyor. Ama bir dakika, bence bu 88'lik bu şeyi kadronun kimyasını yüksek yapmak için böyle yapalım. Çünkü kimya daha fazla olsun diye. Bunun yerine de 86'lık Mahrez'i koyalım. Daha fazla olsun diye. Mahrez'i al dedikleri. Abi sorun, çok kimyada oynuyor. Ya biliyorum ama yapacak bir şey yok şu anda. Yani onun yerine ya kimi alırsak alalım. Şöyle göstereyim sana bak. Kimi alırsak alalım. Bak -10, -7. Görüyor musun? Başka yapacak bir şey yok yani şu anda. Ha, Luka Modric'i koysak oraya çok güzel olur. Ama forvete de Suarez'i koymamız lazım. Orta sahadaki çocuk işi bozuyor. İspanya Ligi'nden başka oyuncu var mı? İki tane var burada. İki tane İspanya Ligi. Alman Ligi. İngiltere. İspanya Ligi. Tamam, bunu da orta sahaya koyarsak Pogba ile oluyor. Bir tane stoperim olsa aslında. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Ya bu sefer forvetle olmuyor gerçi. Ya oğlum. Modric yapsak. Ondan sonra bir de Kondopya'yı şuraya koysak. 94 oldu. Yok. Yapacak bir şey yok. Mecburen böyle oynayacağız. Tamam. Evet, yorumlara bakalım. Abi boşver başla. Selamünaleyküm. Baranaka hoş geldin. Alonso Yavaş abi. Selamlar Onur Reis. Teşekkür ederim. Yasin'cim hoş geldin canım. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Bir de teknik direktör bağlıyoruz kendimize. Takımımızı yapacağız şimdi. İspanya Ligi. Liga İspanya'dan 2-3 tane oyuncu etkiliyor. Bu da birkaç tane oyuncu etkiliyor. İspanyol olduğu için aynı zamanda. Alman olduğu için. Hiçbir şey. İngiliz olduğu için. Ve aynı zamanda böyle oluyor. En iyisi şunu almak. Takım kimyası 99 ve 90 yaptık. Baktığım zaman 189 yaptık kimyayı. Tamam. Mecburen böyle oynayacağız. Takım kadromuz da bu. Sadece yapmamız gereken şey şu. Kimleri oyuna sokacağımıza bakalım. Maç başladığı zaman kaleciyi sokmak çok önemli. Çünkü 79'luk kaleciyle oynuyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle ilk oyuncu değişikliğinin kaleci olması lazım. İlerleyen dakikalarda Modric'i almamız lazım. Çünkü Modric'in 99'luk şut şeyi olması lazım. Şutu 94, yani her yerden gol atabilir. Bunu almamız lazım. Bir de bu çocuk ya da bu. İkisinden bir tanesi Salah da olabilir. Hadi bakalım. Talimatlarımızı yapalım. Özel taktikler. Taktiklerimizi yapalım arkadaşlar. Bir saniye. Talimat diyelim bir öncelikle. Vardy, koçum sen arkaya koşu yapıyorsun, tamam mı? Arkaya koşu yap. Pardon, sen arkaya koşu yapma çünkü dengeli atak. Higuain bu taraftaki arkaya koşu yapsın. Hayır, bir dakika dur. Arkaya koşu yapsın çünkü Higuain'le şeyin yerini değiştireceğim. Vardy'nin yerini değiştireceğim. Higuain sağ ayak olduğu için daha iyi vurur oradan. Defansif, dengelik, genişlik diyor. Genişliği bir tık yapalım. Derinlik diyor. Derinlik iki tane geri al. Defansif çünkü bu defans olduğu için. Birazcık geride kuruyoruz, çok hafif. Ve ne diyor, dengeli ofansif, uzun top, hızlı oyun kur diyorum ben buna. Aynen, hızlı oyun kur. Ondan sonra bir de şey vardı hücumda, genişlik, defansa dengeli, sert kontrolden sonra pres, tamam. Cihaz aslında yükten çok olmasın, iki tane yeter çünkü ben çok orta açmıyorum zaten. Tamamdır, bu değişikliği kaydetmek ister misin? Evet. Vardy ile Higuain'in yerini değiştireceğim. Çünkü bu taraftan hızlı bir koşu istiyorum. Bu taraftan bu tarafa. Evet, güzel bir kadro oldu. Hadi bakalım, ilk maçımızda karşınızdayız. İlk 20 dakika karşı Global Banco. Abi sen FIFA oynar mıydın ya? Ayıp ya. Evet, Onur Online Foot Viz diye bir oyun şey geldi. Rakip geldi. Bakalım nasıl bir kadrosu var. 3.5 süredir kahvemi yiyordum. Dönmekleri yazsın. Rakibe de güzel bir kadro gelmiş. Messi'li falan. Maradona, ona da gelmiş bu arada. Neymar gelmiş. Ona da çok iyi kadro gelmiş. Ona da bayağı iyi kadro gelmiş beyler. 90'a 97. Yani hemen hemen aynı gibiyiz. Ben kaleciyi sadece değiştirmem lazım. Sadece kaleciyi değiştirmemiz lazım. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Ha, oyuncu değişiklikleri falan filan yapacak. Biz de yapalım. Kalecimizi değiştirelim.
Zomer'i koyalım, 92'lik Zomer. Ne olur ne olmaz. Hatta burada Modric'i de şu anda Jorginho'nun yerine koymak lazım ama birazcık bekleyelim. Yorulan Sterling'in yerine koyabiliriz onu. Yorulan Sterling'in yerine koyabiliriz. Talimatlara baktığınız zaman Wardy arkaya koşu yap. Bu hedef oyuncu olması lazım. Tamamdır. Evet, 3, 2, 1 ve internetimizi kapatalım. Hadi iyi seyirler arkadaşlar. Martin Tyler here with me today. I'm delighted to welcome Alan Smith. Oh, hi there Martin, absolutely delighted to be here. Well, this is how the home team shape up. Had a check starts in goal. Virgil van Dijk plays alongside Nacho Fernandez in the heart of defense. Fabinho starts with Ivan Rakitic in midfield. Sergio Aguero is the sole striker. Çok güzel oğlum. And this is the break is definitely on. Oha be, oha be. Nasıl kurtardı onu ya? Van Dijk. Fabinho. Tamam. Aferin oğlum. Güzel. That's his game, isn't it? Intercepting. Çok güzel müdahale be. Sterling. Aferin oğlum. Yürü oğlum Maradona. Maradona. Baktı. Bir arkadaş yapacak mı? Arkadaşlar da ona baktı. Güzel bir top. Jorginho'dan. Senin atacağın pas ne biçim? Küfür edecektim neyse etmiyorum. Messi mi Maradona mı? Maradona geldi söktü aldı. Dedi ki hayırdır oğlum dedi. Biz giderken sen diyor daha çocuktun dedi. Ne yapıyorsun dedi. Van Dijk'ten güzel pas. Şimdi Campbell. Campbell ilerlemeye çalışıyor ama Campbell tutar. Şimdi Campbell tekrar ileri doğru. Maradona'ya atabilecekler mi? Maradona aldı, verdi. Maradona sert vurdu, avut attı. Sert vurdu, avut attı. Nicolas da Silva Maradona. Oğlum. Wardy. Çok güzel. Oyna koçum. Kanatları oynamadığım için kanatları tutuyorlar ya. Aferin oğlum. Oyna Maradona'nın önüne. Maradona son çizgi. Baktı. Higuain'i vurdu. Attı golü Higuain. Da Silva Higuain attı. 1-0 öne geçiriyor. Onur abi arkanda biz varız. Sıkıntı yok, maç bizim. Eyvallah kardeşim. Bu arada YouTube'dan hangi şarkı çalıyor? Yollarda bulurum seni falan çalıyor oğlum. Rahatsız olmuşsunuz değil mi? Helal be. Ses kayması kaç saniye arkadaşlar be? Söyleyebilir misiniz siz Ahmet? Söyleyebilir misiniz kaç saniye bir ses kayması var? Oo hocam. Hocam. Ya hocam. Allah'ım ya. Sol Campbell. Şimdi orada güzel Sterling. Tekrar aldı Sterling. Önünü istedi. Maradona'ya topu istiyor. Maradona geldi. Güzel bir hareketle sınırlayacak mı? Harika bir hareketle sınırladı. Müthiş vurdu. 2-0 oluyor Maradona'nın bu mükemmel golüyle. 2-0 öne geçiyoruz sevgili dostlar. Mükemmel paslaşmalar. Sterling böyle bir şeyler yapıyor. Maradona'ya alıyor. Maradona zaten biliyorsunuz bu durumlarda yani ekstra bir oyuncu. Yani biliyorsunuz bunu. 1 veya 2. Hadi ya. Onu yapacağız. Tamamdır Yasin'cim. Onu halledeceğiz. Onu bir sonraki bölüme yani yarına halledeceğim, tamam mı? Yavaş yavaş çözüyoruz canlı yayın işte arkadaşlar, kusura bakmayın. Biliyorsunuz biz daha çok canlı yayından daha çok YouTube'la uğraştığımız için bunları fazla bilmiyoruz. Ama öğreneceğiz bunları. Penaltı hocam. Maradona geldi, müdahale yaptı. Şimdi Wardy. Yukarı oynadı. Orada Pogba var. Paul Pogba. Maradona'yı arıyor gözler. Maradona neredesin? Maradona! Aman tanrım. Ben de. Çok güzel geçti Sterling. Harika da bir çalım. Aman. Ne yapıyor lan? O nasıl kontrol? Güzel bir top. Aldı şimdi. Aspilicueta. Maradona'ya doğru. Aldı. Higuain'in cihazı aslında.
O zaman ben şöyle yapacağım. Aynen aynen biliyorum Niyazi. O zaman ben şey yapacağım şimdi. Ah be nasıl kaçırdım ya. 2 saniye ya da 1 saniye şey yapacağım. Geç söyleyeceğim size tepkilerimi. Ses kaymasını ona göre ayarlamaya çalışacağım, tamam mı? Bakalım nasıl olacak. Helal be, süper aldım. Yürü, yürü şimdi Vardy. Yürü Vardy. Ah be, kaçtı. Koçum nereye gidiyorsun, hayırdır? Ha? Gole mi gidiyorsun? Uf be, Van Dijk. Sterling. Gözler şu anda Maradona'yı arıyor ama gelmedi. Van Dijk şimdi oraya doğru ilerledi. Van Dijk kayarak bir müdahale, müthiş. Ya bırak hocam, hiçbir şey yok ya. Ayıptır ya. Abi Campbell var, Pogba var. Bakın Campbell, Pogba, Van Dijk. 3 tane adamın içinden şey vuruyor kafaya, Agüero vuruyor. Neyse, makara yaparken 2-1 oldu maç. Bu maçı almamız lazım, 2-1 oldu. Ciddiyeti, biraz ciddi oynamamız lazım artık. Ciddi oynamamız lazım, anlamaz onu. Yasin zaten ona makara yapmak için board diyorum. Daha yeni mi çözdüm mevzuyu? Zaten makara yapmak için board diyorum onu sabahtan beri. Lan Yasin sen bizi tanıyorsun ya, sen bunları şey yapmaman lazım, düşmemen lazım. Gel 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 aslan gel. Ne? Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilginç ilginç goller diyoruz. Geldik reis diyor. Harun'cum hoş geldin. Tamam tamam. Neyse şu maçı kazanalım, bir dakika. Dur oğlum. Güzel. Kazanalım şu maçı, kazanalım. Her zaman söylediğimiz gibi chat'e çok bakınca ondan sonra şey oluyor ya. Çok bakmamak lazım chat'e. Biraz az bakalım chat'e. Şu maçı kazanalım hocamızı. Sonra zaten kolay. Ooo hocam. Ne güzel geçiyorum müthiş hareketlerle. Seviyorum. Pogba'dan harika bir deri pas. Şimdi Sterling top istiyor önüne. Sterling aldı önüne, istediği topu. Geldi. Ceza sahasına baktı Sterling. Güzel bir çalım atabilecek mi? Orada arkadaşına buluşturdu. Şimdi ceza sahası dışında. Sterling döndü. Vuracak mı? Harika hareketler. Aldı. Aman tanrım. Orada Maradona. Maradona. Güzel hareketler. Maradona vurdu. Olmadı. İlk yarının son düdüğünü çalıyor. Hakem Kutusim ilk oldu ve ilk yarının son düdüğüyle beraber 4-2 gibi üstün bir skorumuz var. Lan cüceye bak bu skorluyor. Boşuna 80'lik. Aynen öyle. Ben Payet 36. Payet'cim hoş geldin. Nasılsın? Uzun zamandır görmüyordum seni. Arkadaşlar aynı zamanda şu an Twitch'ten ilk defa izliyorsanız YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Aşağıda yeni kısım yaptım. Güzel şeyler yapıyoruz yavaş yavaş.
Maradona gelmedi Maradona'ya. Şimdi tekrar istiyor Maradona topu ayağına. Bana atın diyor gençler diyor. Rahat olun diyor. Bana topu atarsanız ben gerekeni yaparım diyor. İşte Maradona istedi alamadı. Hatalı. Lionel Messi orada var diye. Daha doğrusu var diye. Dedi ki hayırdır aslan dedi. Sen ne ayaksın dedi. Döndü var diye. Onu dedi. Paul Pogba uzaktan sert bir vuruş şu anda. Bir müdahale var. Evet, korner taktiklerimizi biliyorsunuz. Her zamanki taktiklerimizi. Ama Wardy bunu yapamadı nedense. Döndü. Joaquin vurdu. Maradona, rakipte de Maradona var ama. Dur lan. Everything that fell his way, he took, and he'll be after more. What a hat trick! Pogba. Maradona istedi aldı. Aman. Benim Maradona'ya atın işte oldu. Benim Maradona'ya atın ya. Güzel. Bit predictable with the passing and the opposition able to deal with that. Well, the message has gone to the defenders of the away team here. Get further up the pitch, play offside, play a high line. Trying to get the ball in behind. Ah, Kamil. Intercepted well. Kamil ya. Allah'ım dur. Selamünaleyküm. Ceykuncum hoş geldin. İsmini doğru okuyorsun burada. Ne diyorsun? Yani artık spikerlik biliyorsunuz yapıyorum. İsimlere takılmamam lazım. Olsak. Artık birazcık ileriki attığı biraz bakalım. İlerisine Yoyin falan vardı. Mesela Sterling'in yerine Modric'i koyalım. Tamam mı? Ondan sonra iki tane çok hızlı oyuncu vardı. Şu Sako mudur nedir? Onu Hugo'nun yerine koyacağım. Uçsun istiyorum. Wardy'nin yerine de Muhammed Salah'ı mı koyalım? Muhammed Salah'ı da... Aa, üç oyuncu değiştirdin diyor zaten. Hugo'nun o zaman kalsın ya. Hugo'nun kalsın Wardy için. Tamamdır. Sancho'yu da sağ kanatta, sağ kanat diyorum. Forvet'in sağını aldık. Abi de şu oyunu iyi defans yapabilen kendisi defans yapması çok versen kendini geçeni tutarsın ama böyle heyecanlı oluyor. Doğru söylüyorsun da. Güzel bir hareketle silinmeye çalışacak. Van Dijk orada. Van Dijk daha doğrusu geldi müdahale yaptı. Sancho oynadı. Ceza sahasına bakıyor Modric. Orada bir türlü geçmemize izin vermiyorlar. Yukarı oynadık. Pogba baktı köşeye. Pogba vurdu. Aman tanrım. Olmadı. 4-2 üstünlüğümüz devam ediyor. Paslaşarak başladılar. Kaleye doğru geldi. Higuain ölüm vuruşunu vurdu. Direkten döndü. Higuain bozuyor. Kaleci Sako. Pardon Sancho. Yine olmayacak o seler. Uzun bir top. Orada yine presimiz var. Gitmesine izin vermememiz lazım. Güzel bir top attı Kun'a göre. Lionel Messi'ye bakacaklar mı? Messi'ye doğru. Mükemmel müdahale Paul Pogba'dan. İkinci müdahaleyi bir daha yaptı Paul Pogba. Şimdi Maradona. Oynadı. Güzel hareketler var. Ceza sahası dışına doğru gelebilecek mi? Sancho'dan arka hareket. Sancho bir daha döndü. En arkada kim var aşağıda? Aşağıya atın ya. Sancho yine müdahale yaptı. Güzel müdahaleler var. Gullit şimdi gitmeye çalışıyor. Neymar orada paslaşmalarımız var. Güzel hareketler. Neymar şimdi hızına güveniyor mu? Neymar bakacağım ama orada tabii ki defansına yardım eden oyuncularımız var. O yüzden geçemiyorlar. Güzel hareketler var sağda şu anda. Sol kanata bir güzel bir pas. Oğlum gitsene. Harika bir çalım. Ceza sahası. Lan vursam var ya gol olacak he. Onu mu ver volantın mıdır nedir bu niye koşmuyor ya? At şunu yürü. Maybe the counter attack is on here. That breakaway had lots of possibilities and now it's ended with lots of frustrations. Yani. Veda benim başlamam lazım ya. Bir de oğlum. Aferin çok güzel pas. Takıma bir şey oldu ya.
Yavaşladı sanki takım bir. Well read by the defender. Allah Allah. They've lost the ball and a counter attack could be there. Plenty of speed, but not much organization in the ball. Çok güzel yere be. İndir. Lan nereye indiriyorsun oğlum ya? Pekdop. Şimdi aldı. Sancho mudur nedir? Yürü oğlum. Güzel hareket. Sıyrıldı. Ceza sahası içi. Maradona döndü. Vuracak mı? Ceza sahasına. Orada Pogba var. Paul Pogba geri döndü. Güzel hareketler. Ceza sahası içi. Tekrar dışı. Pogba. Orada topu vermiyoruz bir türlü. Maradona aldı. Güzel bir kaçama biçecekler mi? Paul Pogba yukarı oynadı. Şimdi başa oynadı. Orada vuracak mı? Jorginho vuracak mı? Hayır diyor. Şimdi Pogba. Maradona. Güzel hareket. Maradona. Bir de güzel çalım atmaya çalışalım altınmadı. Laporte orada. Topu aldı. Güzel bir omuz. Van Dijk. Van Dijk. Modric. Lovely, incisive pass. Yeah. It's broken down and they'll have to try again. And here's Paul Pogba. Higuain couldn't find him with that pass. A chance to break away now on the counter. Aferin lan, aferin lan. Pogba. Higuain. Neymar. Helal. Intercepted well. Could be dangerous. Bir türlü olamıyorum ya. At. There will be a minimum 2 minutes. Artık son saniyeler. Campbell ileri doğru çıktı. Pogba top istiyor. Güzel bir pas aldı. Maradona'dan güzel bir hareket. Sıyrıldı. Gitmeye çalışıyor Maradona, gidemedi. Neymar. İlk maçımızı kazanıyoruz biz. Güzel bir skola. Verhinde stoper abi. Yavaş. Ümit topu aldık bir düşün. Ümit Belçik Ümit takımında. Nasıl yani? Sol yazıyor. Sol kanat bek yazıyor. Mehmet Topal gibi düşüneceğim onu. Onu hemen çıkartıyorum. Cenk Sarı hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin Cenk Sarı. Onu o zaman çıkartıyorum. Hemen çıkartıyorum abi onu. Onun ne işi var bu takımda? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün şu anda izleyici sayımız da fena değil. Yani güzel bir kadro kurduk. İlk maçımızı çok net, Maradona 10 ile oynamış bu arada. İlk maçımızı çok net bir skorla kazandık. Ve ikinci ve üçüncü maçları tabii ki yapacağız. Ama ne zaman oynayacağız? Bugün ben sizi canlı yayınsız bırakmayayım diye açtım bunu. Yaşlandığı zaman stopere geçiliyor. Tamam. 2, 3 ve 4. maçlar var. Tabii gelebilirsek oraya kadar. Ben sizi yarın... Pardon, ben sizi şeysiz bırakmayayım diye yayınsız bırakmayayım diye şey yaptım, siz söyleyin. Bugün yayın açayım dedim, yayınsız kalmasın insanlar diye düşündüm. O yüzden de bu yayını burada sonlandırıyoruz. Yarın yeniden bu kanalda olacağız, yine bu saatlerde. Bilginiz olsun. Lütfen abone değilseniz, yani bu nasıl oluyor bilmiyorum Twitch ama sanıyorum abone ol butonu var galiba. Öyle yapın. Bunda bildirim var mı bilmiyorum, bildirim de açmaya çalışın. Yarın canlı yayın açıldığı zaman bildirim gelsin size. Yarın yeniden sizlerle beraber olana kadar, yarına kadar kendinize iyi bakın. Yarın 1860 minik kariyerinin yeni bölümü gelecek YouTube'a. Onu da likelamadan geçmeyin, tamam mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.